İktidarın sesine de kulak verelim. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un gündeminde 2023 seçimleri vardı. Parti teşkilatına dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kurtulmuş'un hedefinde muhalefet de vardı. Sadece yalan değil, olan bir şeyi bağlamının dışına çıkartarak, çarpıtarak kastedilmeyen şeyi bir şekilde kullanıp onun üzerinden algı oluşturmak. Algı dedikleri şeyin bir kısmı da bu. Muhalefeti yüklendi. Algı operasyonu yapıyorlar dedi. Hele muhalefetin yaptığına bakıyorsunuz. Bir yalan söylüyor. O yalanı düzeltmek için bir daha yalan söylüyor. Üçüncü yalanı söylerken de kendi yalanına kendisi inanıyor. Ama ortada fevkalade kirli bir algının oluşmasına neden oluyor. Biz asla yalana tevessül etmediğimiz gibi çarpıtmaya da tevessül etmeyeceğiz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin tanıtım ve medya başkanlarıyla buluştu. AK Parti'nin gücü, Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumsal en önemli gücü halkın gönlüne girmeyi başarmış olmasıdır. Gündeminde 2023 seçimleri vardı, çarpıcı mesajlar verdi. Şimdi bizi çok zor, çok daha zor bir süreç bekliyor. 2023'e kadar olan bu süre içerisinde gönüllerine girmeyi başardığımız milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız. Bu çok daha zor bir iştir. Allah'ın izniyle milletin gönlünden düşmediğimiz takdirde 2023'te, 2024'te AK Parti'nindir, Türkiye'nindir, Türkiye'nin geleceği açıktır.